Yine farklı konu ve konuklarımızla Farkında Anneler Mutlu Çocuklar programıyla karşınızdayız. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var. Düzce Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit hocamız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz? Çok sağ olun. İyiyiz. Siz de iyisiniz Teşekkür inşallah. ederiz Sağ olun. hocam. Sağ olun. İlk önce geçtiğimiz sezonla ilgili konuşmak istiyoruz hocam. Malum süremiz çok kısıtlı, hemen hızlı hızlı geçelim istiyorum. Geçtiğimiz 2018-2019 döneminde nasıl geçti? Sizce sezonu nasıl kapattık hocam? Evet. 2018-2019 eğitim öğretim yılında biz 70.862 öğrencimizle biz bu yılı kapattık. Bunun 489 tanesi yöneticisi olmak üzere 4.510 tane öğretmenimiz görev yaptı. Tabii bunun yanında 500 civarında ücretli öğretmenimiz de yine görev yaptılar. Tabii bu eğitim öğretim sezonunda biz hem geçmişte başlattığımız bir takım projelerimizi uygularken aynı zamanda biliyorsunuz Sayın Bakanımız Profesör Doktor Ziya Selçuk'un görev başlamasıyla birlikte yeni bir nefes Evet. başladı milli eğitimde Birçok kişi ve umutlu. evet 2023 eğitim vizyonumuz biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla ilan edildi Ekim ayında. Tabii 2023 eğitim vizyonu artık biz eğitimciler için çok önemli bir belge haline dönüştü. Bunun akabinde tüm Türkiye'de olduğu gibi biz de Düzce'de 2023 eğitim vizyonu konusunda neler yapabilirizin derdine düştük. Öncelikle yöneticilerimize bunların tanıtımını gerçekleştirdik. Bu alanda çok önemli bir kişi olan Profesör Doktor Sayın Servet Özdemir hocamızı Düzce'mize getirdik. Yöneticilerimize bir eğitim gerçekleştirdik. Akabinde yine bu 2023'ten biraz bahsedeceğim çünkü bu sene ağırlıklı olarak Evet. bununla gitti. Evet. Yine bu vizyon belgemiz kapsamında Düzce Üniversitesi ile önemli işbirlikleri gerçekleştirdik. Öncelikle bir eğitimde işbirliği protokolü imzaladık Sayın Valimiz ve Sayın Rektörümüzün katılımlarıyla. Yine Fen Lisemiz, Sosyal Bilimler Lisemiz, Düzce Üniversitesi üniversitemizde işbirliği protokolleri yaptılar. Tabii bu protokolleri biz 2023 eğitim vizyonu kapsamında birlikte yapacağımız çalışmalar anlamında gerçekleştirdik. Tabii protokol sonrasında Düzce üniversitemizden hocalarımız bizim yaklaşık 1000 civarında öğretmenimiz ve yöneticimize eğitimler gerçekleştirdiler. Bu ikinci dönem yapıldı bu işler. Yine okullarımızda bir takım faaliyetlerde bulundular. Tabii buna değinmişken şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bizim yine Düzce Üniversitemizde biliyorsunuz öğretmen yeterliliklerini, yönetici yeterliliklerini artırma anlamında imzaladığımız bir yüksek lisans protokolümüz Çok var. önemli hocam, Evet. evet. Önemli. Ve bu protokol kapsamında 2 yıldır öğretmenlerimiz Düzce Üniversitemizde yüksek lisans yapıyorlar. Bu yıl ilk mezunlarımızı 35 civarında öğretmenimizin diplomasını yine Sayın Valimizin ve Rektörümüzün katılımıyla gerçekleştirdik. Yine burada 45 civarında öğretmenimiz yüksek lisans eğitimlerine devam ediyorlar. Bu önümüzdeki yıllarda da inşallah devam edecek. Yine 2023 eğitim vizyonu kapsamında ilçe çalıştayları gerçekleştirdik ilimizde. Bu da önemli bir çalışmaydı. Hem vizyon belgesini tanımak hem de bölgemize tanıtmak anlamında. Çünkü bu çalıştaylara hem üniversite hocalarımız hem STK'larımız, meslek kuruluşlarımız herkesi davet ettik. Okul aile birliği başkanlarımızı da. Bu da yine önemliydi. Yine 2023 eğitim vizyonu kapsamında yaptığımız önemli işlerden bir tanesi biz beceri tasarım atölyemizi kurduk. Bununla da gerçekten onur duyuyoruz. Çünkü Sayın Bakanımızın da çok önem verdiği, 2023 eğitim vizyonunda da çok önemli olan bir işti bu. TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda 130 metrekare alana beceri tasarım atölyemizi kurduk. Burada 5 farklı alanda çocukların yeteneklerine ve ilgilerine yönelik bir takım eğitim materyalleri var. Yine onun yanında müzik atölyesi kurduk. Müziği yeteneği olan öğrencilerimize. Resim atölyesi kurduk. Resim yeteneği olan öğrencilerimize. Ve bir de hobi bahçesi kurduk çocuklarımızın. Bunun içerisinde serası var, hayvan bakım ünitesi falan.
Yani tam anlamında bir beceri tasarım atölyesini biz ilimizde oluşturduk. Bu konuda da Sayın Valimiz tabii bize çok destek oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yine yaptığımız başka işler var ama siz nasıl takdir edersiniz? Evet hocam, çok teşekkür ederim. Özellikle bu beceri atölyesi mesela beni ziyadesine Mehmet diye bir anne olarak ve bir eğitimci olarak. Çünkü genelde Düzce'de aileler akademik eğitime odaklanmış durumdalar. Yani mesela özel okulların da genelde varyansın ettiği ve sıkıntı yaşadığı sadece akademik eğitim istiyorlar, başarı istiyorlar. Bu sefer günlük yaşam becerileri noktasında eksik kalıyor çocuklar. Teorikte bilgi tecrübeye yansımayınca çocuklar haklı olarak bazen hani diyoruz ya hocam anne babalarımız biz diyoruz ki bir hoş geldin demekten bile maalesef muzdarip çocuklarımız var. Ama günlük yaşam becerisine bunu kattığımızda bununla ilgili çalışmalarımız var mı? Şimdi siz tam söylediğiniz şey 2023 eğitim vizyonunun gövdesini oluşturuyor diyebiliriz. Yani bu vizyon belgemizde de Sayın Bakanımız liderliğinde bunu hazırlayan ekibin derdi şu. Yani öncelikle mevcut durum. Nedir mevcut durum? Söylediğiniz gibi ezberci eğitim, sınava dayalı, sınava odaklı bir eğitim. Çocukların sürekli sınıf ortamında bulunduğu, ne bileyim bir takım çok basit günlük becerilerden bile eksik olduğu, hatta ileri düzeyde becerilere tam odaklanamadığımız bir sistem. Şimdi buradaki hedef şu. Bizim çocuklarımız atıyorum 2030'da iş hayatına atılacaklar. İşte 2040'da iş hayatının içerisinde olacaklar. Acaba bu çocuklar bunu hazırlar mı? Bu becerilerle biz çocuklarımızı donatabiliyor muyuz mevcut eğitim sisteminde? İleri hedefi bunun bu. Yani günlük yaşama baktığımızda sizin söylediğiniz gibi bu beceri tasarım atölyelerinin en önemli amacı bu zaten. Çocukların ders ortamı dışında bu atölyelere gelmeleri, ilgilerine ve yeteneklerine göre burada bir takım şeylerle elleriyle oynamaları, ondan sonra ellerini kullanmaları. Mesela bizim beceri tasarım atölyemizde hani yemek yapma ünitesi, ondan sonra ütü yapma ünitesi, ondan sonra ne bileyim ben kuş bakımı, hayvan bakımı. Bu takım şeyler var. İşte tam sizin kastettiğiniz şeyler. Bu yönüyle 2023 eğitim vizyonu ezberci eğitimden artık daha bir çocukların ilgilerinin yeteneklerine uygun, onların o alanda gelişebildikleri, daha bir sosyal hayata entegre olabildikleri bir eğitim sistemini hedefliyor. Diğer okullarda yayılacak mı hocam? Yok, tabii. Şu an pilot okul. Tabii. Bir tane biz şu anda örnek olarak atölyemizi kurduk. Ondan sonra yine Sayın Valimiz sağ olsun ilçe kaymakamlarımızı da buraya davet ettik. Birlikte atölyemizi gezdiler. Ondan sonra yine ilçelerimizde de hemen ilk etapta birer tane beceri tasarım atölyesi kurulacak. Ondan sonra da yine okullarımızda bunu yaygınlaştıracağız. Bu çünkü ilk örnekler. Neticede biz bu atölyeyi kurarken bizim şube müdürümüz Ahmet Yakuboğlu Bey var. Bu işe emek verdi. Özel idaremiz sağ olsun bize çok destek oldular. Bu bir ilkti. Yani oraya aldığınız malzemeden nasıl bir şey olacak hepsine kadar. Bundan sonra artık önümüzde bir örnek var. İşimiz biraz daha kolay. Evet, en güzel olmuş hocam. İnşallah. Hepimizin aşk etsin evlatlarımız adına. Okul öncesi eğitim çok kıymetli hocam, bunu biz biliyoruz zaten, olmazsa olmaz. Ben her programda bunu vurgulamaya çalışıyorum. Zekanın %70'inin tamamlandığı bir dönem. Ama aileler genellikle işte zaten okula gidecek, yanımda kalsın ya da bir bakıcı ablayla birlikte kalmasını düşünüyor. Bunun aynı okul sistemi olabileceğini düşünüyorlar. Düzce'de ve Türkiye genelinde sizce okul öncesine ne kadar ilerledik geçmişe göre? Şimdi tabii sizin de söylediğiniz gibi okul öncesi eğitim gerçekten de çok önemli. Yapılan bilimsel araştırmalar çocuğun ilkokula başlamazdan evvel ne kadar fazla okul öncesi eğitim alırsa o kadar yeteneğinin ve kapasitesinin geliştiğini gösteriyor. Tabii biz de bu konuya önem veriyoruz. Ben yaklaşık 3 yıldır burada görev yapıyorum. Ve bu konuyla ilgili geldiğimizden beri özellikle sene başında ben buradan anaokulu, özellikle anaokullarında görev yapan bayan müdürlerimiz bu konuda çok emek veriyorlar. Onlara, diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sene başında biz ekipler kuruyoruz her okulumuzdan. Ve bu ekiplerimiz o bölgede olup da okul öncesi eğitime devam etmeyen özellikle 5 yaş grubu öğrencilerimizi biz okula kazandırmak için evlerini ziyaret ediyoruz. Yeri geliyor.
durumu iyi olmayanlardan para almıyoruz. Böyle ikna ediyoruz. Hatta kendimiz destek oluyoruz. Ve büyük bir çabamız var. 3 yıldır bunu her sene gerçekleştirdik ve tabii bunların sonucunda bizim okul öncesindeki sayımız oldukça çoğaldı. Yani size rakam da verebilirim. Şimdi 2016 yılında mesela 5 yaş, biliyorsunuz bu ilkokuldan başlayacak çocuklar 1 yıl sonra. 5 yaş 2016 yılında Düzce'de oran %68, Türkiye'de de 54. sıradayız. Şimdi en son açıklanan veriler, 2018 verileri şimdi yeni açıklandı. Düzce oranımız 84.77'ye çıktı ve il sıralamasında da 17. sıradayız. Yani bayağı bir yükselme var. Allah'ımıza şükürler olsun. Arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. 4 yaşta da mesela, bakın çok önemli. 4 yaşta kaçıncıyız Türkiye'de? 5. sıradayız. Ve çocuklarımızın %55'i şu anda %55'i şeye gidiyor. Anaokuluna gidiyor. Bu çok önemli bir rakam. Ya yani bunlar 4 yaş biliyorsunuz 2 sene sonra ilkokula başlayacak tabii, ve biz 2 sene sonra ilkokula gidecek çocukların yaklaşık yarısından fazlasını şu anda okula almışız. Yine 3 yaş okullaşma oranında da %18.65, Türkiye'de de 12. sıradayız. Yani okul öncesinde iyi bir yol aldık. Çok önemli. Hani geleceğin Düzcesinde de çocukların eğitimi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Temelden bu işi böylece geliştirmiş olduk. İnşallah bunun sonuçlarını sonraki yıllarda hep birlikte göreceğiz inşallah. Evet, Sinye Bey. Tasvir etsin Cenab-ı Hak. Okul öncesi eğitim evet çok kıymetli dedik. Burada temelini oluşturduktan sonra hocam, bu bizim için bir gurur bence. Ben çok sevindim bunu duyunca. Evet. Düzce'de de 3 tane LGS birincisi çıkarttı. Evet. Yani bu bizim için önemliydi. Bu konuya ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi bugün de Sayın Valimiz bu çocuklarımızı ödüllendirdi. Bizleri de ziyaret ettiler. Evet, tabii biz de evet. Biz de çok onur duyuyoruz yani bu durumla. Düşünün, Türkiye'de 500 tane Türkiye birincisi çıktı. Bunların 3 tanesi Düzce'de. Bunların 2 tanesi devlet okulunda. İşte bir tanesi Bilgi Ortaokulumuz. Bir diğeri de Mehmet Zahit Kevseri İmam Hatip Ortaokulumuz. 2 devlet okulumuzda. Bir de Su Damlası Ortaokulumuzda var özel. Şimdi hem üçüne sevindik hem de 2 tane devlet okulundan birinci çıkarmamıza sevindik. Niye? Çünkü hem Düzce'nin nüfusunu Türkiye nüfusuna oranladığınızda bu çok büyük bir başarı. Birinciler açısından. Dolayısıyla bizim için de tabii mutluluk verici. Arkadaşlarımız çalışıyorlar, öğretmenlerimiz çalışıyorlar. Yani neticede ilimiz bu sınav durumlarında ileriye doğru inşallah gidiyor. Geçmiş yıllarda tabii Düzce bir deprem afeti yaşadı. Bundan sonra her şeyin etkilendiği gibi eğitim çok fazla etkilendi bundan. Öğretmen kadrosunun dağılması, binaların yıkılıp yapılması derken, şimdi artık öğretmen kadromuz oturuyor. Çünkü ilimizin önemli bir bölümü, şöyle diyebilirim, sadece Düzce Merkez ve Akçakoca Merkez hariç tamamı zorunlu hizmet bölgesi yapıldı. Burada Sayın Milletvekilimiz Ayşe Keşir'in büyük bir payı var. Kendisine teşekkür ederiz. Bunun ne faydası var bize? Bize zaten ilk atamadan çok fazla öğretmen verilmiyor. Biliyorsunuz genelde doğu illerine veriliyor. Ama şu anda bu zorunlu hizmet olmamızdan dolayı bizim buradaki öğretmenlerimiz dışarı gitmiyorlar. Burada zorunlu hizmetini yapabiliyor çünkü. Ve dışarıdan da özellikle doğu illerinden bize zorunlu hizmet yapmak için geliyorlar. Mesela bu sene il dışı tayin atamaları yapıldı. Bizden dışarıya giden öğretmen 90, dışarıdan bize gelen öğretmen 220 civarında ve 120 öğretmen kara geçtik biz il dışı atamadan sonra. Bu çok önemli. Gitgide öğretmen sayımız çoğalıyor. Aynı zamanda öğretmenlerimiz burada zorunlu hizmetini yapınca zaten 5 yıl 6 yıl kalmış oluyor. Gitmiyorlardı ondan sonra çünkü alışıyorlar artık Düzce'ye. Başarı da en önemli şey biliyorsunuz öğretmen. Yani öğretmenin kalıcılığı çok önemli. Bunların sonuçlarını inşallah önümüzdeki yıllarda, bu yıllarda da almaya devam edeceğiz. Peki hocam, genel olarak aileler hep böyle düşünüyorlar. Aslında ben eğitimci olmam hasebiyle çoğu öğretmeni takip edebilirim. Hakikaten çok güzel. Çünkü öğrencileri ilgilenmesi, evet. Biraz önce söylediğim gibi gerçek yaşam alanlarında beraber fotoğraflar çekiyorlar. Bunu sergiye dönüştürüyor. Bak, hakikaten uğraşan, emek sarf eden öğretmenlerimiz çok fazla. Ama aile hala Düzce'de eğitimin geri olduğunu
düşünüyor. Mesela bazen gittiğim kurumlarda da bana verilen işte şu şekildeydi, şuraya geçmişiz, gerilemişiz diye ama bakıyoruz. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın biz 2005'li yıllarda 75. sıradayız. Şimdi 49. sıradayız LGS açısından. Yani işte 2015'li yıllarda falan 60'larda, şimdi 50'nin altına düşmüşüz. Ya bu önemli bir gelişme. Tabii bu istatistiklerin açıklanma şekli de önemli, çok çok önemli. Niye? Çünkü mesela üniversite sınav sonuçları açıklanıyor. İşte diyelim üniversite sınav sonuçları açıklandığında Düzce'den sınava giren 10.000 kişi üzerinden açıklanıyor. Biz kaç mezun vermişiz bu sene? 4.500 mezun vermişiz. Evet. Bunun 4.000'i sınava giriyor. Hı hı. Ama Düzce'den sınava giren 10.000 insan üzerinden bu verilince ya bu farklı bir istatistik. Doğru. Ya bu okulların başarısını gösteren bir istatistik olmuyor. Niye? Çünkü yaklaşık 6.000 civarında, 5.000 civarında bu sene mezun olmayan dışarıdan insanlar var. Hadi 2.000'ini de diyelim, geçen seneden kalan öğrenciler olsun, 6.000'ine sahip çıkalım. Geri kalan 4.000 kişi, evet, kim bunlar? Yani neticede herkesin sınava girme hakkı var. Giriyorlar. Tabii istatistik de bu, tamamen girenlerin üzerinden açıklanınca üniversite sınav sonuçlarında da öyle bir şey var. Ama biz demin de söylediğim gibi sürekli toparlıyoruz, yukarı doğru başarımızı yükseltiyoruz. Bu 3 birinci de bize tabii çok büyük sevinç oldu. Çok özel bir şey bu artık. Evet. Gerçekten, evet, özel bir şey. Demek ki burada bu işi yapan arkadaşlarımız bir sistem var yani neticede. Evet, evet, evet. Yükseliyoruz. Teşekkür ederim hocam bu konuda da yine aydınlattığınız için. Geçenlerde bir demeç okudum, verdiğiniz bir demeç. Çok hoşuma gitti. Bununla ilgili yine liseye kadar çocuklara cep telefonu almayalım uyarısı yaptınız. Evet. Benim de 13 yaşında bir oğlum var. Şu an evet gerçekten cep telefonu yok. Evet. Aradaki farkı görebiliyorum. Bununla ilgili de konuşmak isterim. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Ben kendi çocuğuma liseye kadar telefon almadım. Keşke lisede de almasak. Yani biliyorsunuz artık cep telefonu, hani önceden şöyle bir dönem yaşamıştık, bilgisayarlar çıkmıştı, internet kafeler falan, böyle özellikle gençlerde bir internet bağımlılığı, sürekli erkek çocuklar bilgisayarın başında internette oynuyorlar gibi bir durum vardı. Kızlar bu işe de çok, işin doğrusu kız çocuklarımız bulaşmamıştı ve başarılıydı da, evet, kız çocuklarımız çok. Ama maalesef şimdi cep telefonundan sonra hem erkek çocuklarımız, hem kız çocuklarımız, hem de büyüklerimiz, yani maalesef hepimizde bir cep telefonu bağımlılığı var. Bu kitap okuma oranlarını özellikle çok düşürüyor. Sosyal hayatı, aile hayatını olumsuz etkiliyor. Televizyon falan artık yani nostalji olmaya başladı. Tabii, oturup da televizyon seyretseler birlikte. Ama herkesin elinde bir cep telefonu. Ne dedik biz? Ya en azından liseye kadar çocuklarımızı cep telefonundan uzak tutalım. Çocuk en azından orada kitap okusun, kitap okuma sevgisini kazansın telefondan oynayacağına. Çünkü orada da artık bunların elinde telefon olursa ne zaman bu çocuk kitap okumayı sevecek? Şimdi telefona alışacak, bağımlılık yapacak. Ailelerimize burada çok büyük görev düşüyor. Tekrar sizin aracınızla, Oksijen TV aracılığıyla ben bir milli eğitim müdürü olarak, bu ilim milli eğitim müdürü olarak ortaokul çocuklarımızın, ilkokul çocuklarımızın elinde, evet, kesinlikle cep telefonu olmasını uygun görmüyorum. İlla ki bir telefon ihtiyacı varsa, evet, akıllı olmayan telefon, evet, alabiliriz çocuklarımıza. Evet, güvenliği açısından. Evet. Ama çocuklarımızı uzak tutalım. Çocuklarımız kitap okusunlar. Çocuklarımız geleneksel oyunlarımızı, top oynasın dışarıda arkadaşlarıyla. Başka bir şeyler yapsın. Ama oturup böyle daha o yaşta yazıktır yani. Bu çocuklarımızı, evet, uzak tutalım. Evet. Bunu hatırlattınız. Tekrar bize burada söyledik. Güzel oldu. Ben de teşekkür, evet, ederim. Ben teşekkür. Lisede de mesela, şimdi liseye geldiğimizde bazı çocuklar var, ben duyuyorum, akıllı telefonu bırakıyor, kendisine o diğer telefonlardan alıyor. Niye? Çünkü çocuk kendi kendine sorumluluğunun farkında. Evet. Orada kaybettiği zamanı görüyor. Farkında, evet. Özellikle üniversiteye, evet, hazırlanma dönemine onu gelen çocuklar. Evet, son döneme teslim ediyor babasına, kendisine normal bir telefon alıyor, evet, ve dersine çalışıyor, kitap okuyor. Keşke böyle olsa bütün çocuklarımız, bu da çok önemli. Biz tabi liselerimizde de ortaokullarımızda kesinlikle cep telefonunu sınıfa sokmuyoruz. Hatta liselerimizde telefon dolaplarımız var. Çocuk geldiğinde sabah teslim eder, telefonunu bırakır, giderken alır. Bakalım yani inşallah ailelerimizle birlikte bu konuda da inşallah bir yol alırız.
Ben konuğum olduğunuz için çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Son olarak Düzce'deki eğitimcilerimize, ebeveynlerimize söylemek istediğiniz bir şey var. Evet. Şimdi tabii okullarımız bitti. Cuma günü itibariyle seminerlerimiz de bitti. Ben öğretmenlerimize, kıymetli meslektaşlarımıza güzel bir tatil diliyorum. Çünkü öğretmenlik gerçekten çok zor. Çocukları yönetmek, onları eğitmek. Bir sene boyunca yoruldular ve şimdi İnşallah güzel bir dinlenirler bu 2 ay sürecinde. Evet. Tekrar Eylül ayında inşallah ara motive ara olmuş. Tatil sistemi geldi. Onu da anlamaya çalışacağız. Nasıl evet. olduğunu bir hafta tekrar tatil olacak. O da tam kesinleşmedi. Sayın Öyle Bakanımız biliyorsunuz bir çağrı yaptı çalışan annelerimize. Evet. Dedi ki yani biz böyle bir şey Doğru. düşünüyoruz ama Çok sizin fikriniz sıkıntı nedir? Yaşadılar. Evet gerçekten o nasıl olacak? Fikriniz nedir dedi. O biraz kamuoyunun şu anda nabzı yoklanıyor. Dolayısıyla öğretmenlerimize ben iyi bir tatil diliyorum. Değerli çocuklarımıza iyi bir tatil diliyorum. Sağlıklı, sıhhatli, kazasız, belasız. Yine ailelerimize, çocuklarımız tabii yaz tatilidir, dinlenecektir. Ama çocuklarımız en azından elinde bir kitap olsun. Her gün bir yarım saat olsun, bir saat olsun kitap okusunlar. Böyle vakit geçirsinler. Yine aile ziyaretleri yapsınlar, tarihi turistik yerlerimizi birlikte gezsinler. Sayın Bakanımız zaten tatil etkinlikleri diye biliyorsunuz bir etkinlik belgesi yayınladı. Biz de bunu öğrencilerimize verdik. Orada gerçekten çok güzel etkinlikler var. Ben hep herkese iyi tatiller diliyorum bu noktada. Çok teşekkür ederiz. Ziyadeyse memnun olduk hocam. Biz teşekkür ederiz. Yine güzel bir program gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Başka bir Farkında Anneler Mutlu Çocuklar programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.